Peki. Lütfen ayrılmayın. Ali Çınar, şimdi tabii tüm bu soruları size de soracağım ama en son ki Ana Haber'de, CNN Türk Ana Haber'deki bağlantınızı takip ettim. Durum odasındaki toplantı bitti mi? O toplantıdan bir sonuç çıktı mı? Biden konuşacak mı? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Hande Hanım. Evet, durum odasında toplantı bitti. Çok teşekkürler. Dışişleri ve Savunma Bakanları bakanlıklara döndüler. Şu anda Amerikan medyasında Biden nerede ve ne zaman konuşacak tartışmaları var. Beyaz Saray'daki tüm toplantılar sabah iptal edilmişti. İsrail Başbakanı'yla bir toplantısı olacaktı, o ertelendi. Şu anda Biden hala bir durum değerlendirmesi yapıyor. Pentagon'dan aldığımız kesin kaynak 4 Amerikalı'nın öldüğü, 3 tane de yaralı olduğu ile ilgili. Bir 10-15 dakika önce de Pentagon sözcüsü John Kirby sayı vermeden Amerikalı askerlerin öldüğünü ve yaralılarımız var diye bir açıklaması oldu. Ama aldığımız bilgi 4 Amerikalı'nın öldüğü doğrultusunda ki en son Şubat 2020'de Amerikalı askerler hayatını kaybetmişti Afganistan'da. Şu anda Amerikan kamuoyunda merak edilen Biden'ın ne açıklama yapacağı, Amerika'nın bundan sonra nasıl adımlar atacağı. Biraz öncesinde dediğiniz gibi evet, istihbarat raporları bir uyarıda bulunmuştu. Zira dün akşam Amerika'nın Kabil Büyükelçiliği acil uyarıyla kamuoyuna bir mesaj yayınlayarak bilhassa Amerikan vatandaşlarına havalimanı etrafından ivedilikle ayrılın veya havalimanına gelmeyin diye dün akşam aslında bir resmi bir açıklaması vardı ve bu sabah da hem İngiliz hem Amerikan kurumları da aynı tekrar yaptı. Bir beklenti vardı böyle bir saldırının olacağı. Tabii nasıl, ne olacağı konusunda net değildi ve gördüğümüz canlı bombanın bir giriş kapısında havalimanına bu saldırıyı yapması. Şu anda Amerikan kamuoyunda çok büyük tartışma. Ali Çınar, şimdi araya girip bir şey soracağım. Bir şey sorabilir miyim araya girip? Şimdi yani işte Sovyet işgali sonrasında ortaya çıkan işte Sovyet işgaline karşı İslamcıları körüklemediğim Suudi Arabistan eliyle, arkasından Taliban, DEAŞ ve benzeri. Şimdi Amerika oradayken, orayı işgal ettikten sonra ve bu noktaya gelene kadar, çekilme kararına kadar aslında dört dörtlük bir plan yapması gereken bir ülke değil mi? Şimdi bu kadar işte dün geceden beri Büyükelçiliği orada patlama olacak, burada patlama olacak uyarısını alıyorsa, bu uyarıyı da veriyorsa, acaba Amerika Birleşik Devletleri niye apar topar çıktı? Neden bir düzenli planlamayla çıkmayı düşünmedi ya da yapmadı? Yani bunun bir Amerika'da ağır sorgusu yapılmıyor mu? Tabii şu anda yapılıyor. Aslında bunu sadece Biden'la değil, yani Trump döneminde Taliban'la yapılan bir anlaşma, Trump, tabii, yoğun görüşmeler ile beraber başlanan bir diyalog ve karar var. Yani Biden, Trump'ın aldığı kararı devam ettirdi ve Mayıs'ta da aslında 11 Eylül'dendi, sonra 31 Ağustos'a çekildi. Yani tahliyelerin olacağını, artık tamamen çekileceği belirtiliyordu. Bunu da Biden sürekli vurguladı. Burada Biden yönetiminin düştüğü en büyük hata, Taliban'ın çok hızlı şekilde Kabil'i ele geçirmesi beklentisi yoktu. Yani bunu açıkça da söylüyor Biden. Afgan Cumhurbaşkanlığına çok güvendik, Afgan ordusuna güvendik ve bizi yanılttılar. Her ne kadar İstihbarat ve Dışişleri Bakanlığı Beyaz Saray'ı uyarsa da bunların çok kale alınmadığını gördük. Bunu da iç kamuoyu şu anda sert... Ya çok özür dilerim Ali Çınar, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Araya giriyorum. İşte ben de bunu anlamıyorum mesela. Yani şu yüzden anlamıyorum. Gani'nin çıkması konusunda Taliban'la Abdullah Karzai hepsi görüşüyorlar ve diyorlar ki sen çık, çünkü eğer sen çıkmazsan daha fazla kan dökülecek. Bir nevi perde arkasında görüşmeler oluyor. Bunu mesela buradan biz gazeteci olarak perde arkasındaki görüşmeleri öğreniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri o görüşmeleri öğrenemiyor mu? Onu öğrenemeyen Amerika Birleşik Devletleri patlama olacağını 12 saat önce nasıl öğreniyor diye de bir sürü soru işareti geliyor insanın aklına. Kesinlikle çok, yani haklı sorular, ama şunu unutmayalım, yani istihbarattan veya dışişlerinden veya diplomatların sahadan Beyaz Saray'a verdiği bilgiler doğrultusunda başkanın karar alması ya ne olur ne olur şey yok.
Sevgili Ali, unutma, ne olur unutma sözünü. Sevgili izleyiciler, birazdan ayrıntıları herhalde gelecektir ve ekranda olacaktır. Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Ayrıntılar geldikçe söyleyeceğiz ama Ali lütfen kal. Ahmet Bey, elinizde bir bilgi var mı? Ajanslara düşen habere göre Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Merkez olduğu söyleniyor. Nedir ayrıntılar, elinizde bilgi var mı acaba? Evet, ben de şu anda arkadaşlarla onu kontrol ediyorum. Yazıyordular bana dışarıda bir patlama oldu diye. Ben binanın iç kısmındayım, bir ses duymadım. Ama patlama olabilir. Zaten geceleri silah sesleri duyuluyordu. Ve bu bunun devamı mı olacak acaba bugünkü patlamanın, bilmiyoruz. Ama resmi kaynaklardan daha bir bilgi alamıyoruz. Patlama nerede oldu, neresi hedef alındı, şu anda elimizde bir bilgi yok. Yalnız Zabihullah Mücahit resmi olarak 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 65 kişinin yaralandığını açıkladı bu havalimanındaki patlamada. Gelişmelerle takip edip aktaracağız bilgileri diyelim. Sende. Şöyle yapalım, siz telefonunuzdan ulaşmaya çalışın. Ben de Ali Çınar'la sohbete devam edeyim. Ali Çınar, haklı sorular demiştiniz ve orada kaldık. Lütfen oradan devam edin. Şu anda aslında biraz önce bana onaylanması da bir üçüncü patlama haberi gelmişti ama paylaşmak istemedim çünkü net olmadığı için, ama şu anda bize gelen de ve Amerikan medyasında da söylenen, evet, üçüncü patlamanın kesin olduğu doğrultusunda ben de yakinen takip ediyorum. Bunlar biraz önce dediğim gibi haklı sorular, ama istihbarat kurumlarının veya diplomatların her söylediğini veya verdikleri bilgiyi Beyaz Saray'da oturan bir başkanın uygulama zorunluluğu yok. Sonuçta başkan nihai kararı veriyor. O nedenle de Dışişleri Bakanlığı'ndan ki telgraflarla geçen uyarıları çok Biden'ın dikkate almadığı konusunda eleştiriler de ortaya çıktı. O nedenle evet, sahada istihbarat çok güçlü ama burada kesinlikle Başkan Biden'ın yaptığı bir hata var. Şunu da belirtmekte fayda var Hande Hanım. Yani Türkiye'de bilhassa bazı uzmanlar işte Amerika bunu biliyordu, planlıydı, işte kaosu bilerek yarattı diyor ama şunu net sahada olan birisi olarak söyleyebilirim. Yani bir başkan ve Biden kendi ayağına kurşun sıkacak bir pozisyona kendini düşürmez de. Yani şu anda Biden yönetimi hem iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda çok zora düşmüş durumda. O nedenle Kabil kaosunda yaşanan bu zorluklara ve sıkıntılara baktığımızda Amerika'nın veya Biden yönetiminin bunu kasıtlı yaptığına ben açıkçası inanmıyorum. Çünkü Biden şu anda çok sıkıntıda ve kredisini kaybetmeye başlamış durumda. Açıkçası burada bir liderlik hatası olduğunu, dış politikada ilk hatası olduğunu net olarak söyleyebilirim buradan gördüğüm şekilde. Ali Bey, şunu merak ederim ben. Şimdi bazen başkanlarla Amerika'nın işte kurumları arasında sıkıntılar olabiliyor ve illaki kurumlar, bu her ülkede olabilir, başkana bazı şeyleri dayatabilir yanılmıyorsam. Siz de demin tam tersinden söylediniz aslında. O da olabiliyor. Başkan bunu uygulamak zorunda değil. Bu bir örtülü operasyon olabilir mi? Yani şöyle, 31 Ağustos tarihini uzatmak isteyen bir takım kurumlar, CIA gibi, bu tip bir örtülü operasyona girmiş olabilir mi acaba? Çok zannetmiyorum. Aslında Başkan Biden 2 gün önce yaptığı konuşmada 31 Ağustos'ta çıkma hedefimiz var, tarih bu, ama diye de bir virgül koymuştu. Bu Taliban'a bağlı. Yani olacak ortama, şartlara göre, hatta dün de Dışişleri Bakanı Blinken dedi, tüm çıkmak isteyen Amerikalılar çıkana kadar biz kalacağız dedi. O nedenle 31 Ağustos'tan sonra da kapı aralığı bırakmıştı. Yani kalan Amerikalılar olursa konu 31 Ağustos değil. Bu 5 Eylül, 11 Eylül'e de sarkabilir. Burada önemli olan bu tahliyelerin sağlıklı yapılması ve havalimanının korumasıydı. Amerika'nın iki önceliği buydu. Zaten hali hazırda Amerika 4 kanaldan Taliban'la görüşüyor. Birisi Doha'da, Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Halilzad sürekli iletişimde. Askeri ve dışişleri kanalları görüşüyor Taliban'la. Pazartesi de CIA başkanı görüşmüştü. Yani Taliban'a biz 5-10 gün daha kalacağız deseler, hayır biz kalmanızı istemiyoruz diye bir sıkıntı ve gerginlik olacağını ben bekleyemiyordum.
Kongre'den aslında sıcak gelişi var. Kongre'den tepkiler var. Bilhassa Cumhuriyetçi kanattan Senatör Lindsey Graham da Bagram Hava Limanı üssünün kullanılması teklifinde biraz önce bulundu. Yani bu tahliye işlemlerinin oradan yapılması, yani Bagram'ın düşmesinden dolayı zaten bu kadar Amerika'nın zora düştüğünü söyleyen ciddi bir kesim var. Şimdi Kongre üyelerinden başka alternatif sunanlar var ama yine aynı şekilde Pentagon'dan diğer bir kaynağım, havalimanında tahliyelerin az da olsa devam ettiği de belirtiliyor açıkçası. Yani bir durma yok ama yavaş şekilde de devam ediliyor şu anda. Ahmet Bey, onu soralım. Orada mısınız? Hem elinizde bu son patlamaya ilişkin yeni bilgi var mı? Hem de havaalanından şu an tahliye devam ediyor mu? Yani havaalanı çalışır vaziyette mi? Havaalanı şu an çalışır vaziyette. Sabahtan canlı yayında takip edebiliyoruz. Onlarca uçak oradan, askeri uçaklar iniş kalkış ve oradaki yolcuları taşımaktalar. Gün boyunca ve gece boyunca bu 24 saat devam ediyor. Son durumla alakalı şu anda elimizde kesin bir bilgi yok. Malum birçok insan Afganistan'ı terk ediyor şu anda. Ve Taliban kaynakları ile hala hazırda o kadar basın olarak yakın temasta olamıyoruz. Hani eskisi gibi bilgiyi hemen hızlıca elde edemiyoruz ve takipteyiz. Yani daha nerede patlama gerçekleşti, acaba patlama mı oldu, başka bir durumu var, şu anda öğrenemiyoruz tabii. Hande. Tamam, sizden alacağız tabii ki bilgileri. Şunu tekrar edelim sevgili izleyiciler. Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama meydana geldiği yönünde hem uluslararası haber ajanslarında bir haber geçti, hem de zaten sosyal medyada da şu an itibariyle konuşuluyor. Ali Çınar'a sorunuz var mı sevgili Melik Yiğitel ve Abdülkadir Selvi? Melik Yiğitel, peki. Şimdi sevgili Ali Çınar, öncelikle kolay gelsin. Şimdi bu Afganistan meselesinde bütün dünya şunu tartışıyor. Ortada bir kaos var. Bir devlet otoritesi kurulabilmiş değil. Taliban'la işte karanlık bir gelecek, ne olacağı belli değil. Bu faturayı biz kime keseceğiz? NATO üyesi ülkelerden bir kısmı işte Amerika'nın plansız çekilişi, sevgili Hande de sordu bunu. Amerika'da bunu mesela bu meseleyi, hani bu sorunu Biden'a faturalandırma ya da bunu bir başarısızlık olarak tartışılması meselesine hangi aşamadayız? Şu anda yine Hande Hanım, bir sıcak gelişmeyle başlayayım. 10'a çıktığı belirtiliyor Amerikan askerlerinin can kaybı. Evet. O nedenle de anladığım kadarıyla Beyaz Saray'da ve Pentagon'da büyük bir sıkıntı var. Yani ondan dolayı da kamuoyuna bir açıklama yok. Eğer asker sayısında can kaybı fazla olmaya başlarsa bu Biden yönetimini daha da sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Tabii ki iç ve dış kamuoyunda Biden yönetimine eleştiriler var. Ama hatırlanacağı üzere Suriye'de, Irak'ta, Amerika'nın diğer bölgelerde girip ve parçaladığı ülkelere baktığımız zaman hesabı kime çıktı veya Amerika bundan hesap verdi mi Amerika dünyaya? Buna bakmak lazım. O nedenle şu anda Biden yönetimi, ben 20 yıldır buradayım, 1 trilyonun üzerinde masraf yaptım, 2500 askerim can kaybıyla kayıp verdik. Ve artık çıkıyoruz, Afgan halkı kendi geleceğine karar versin dedi. O nedenle burada ne NATO ve ne diğer ülkeler, ben Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlayacağını maalesef tahmin etmiyorum. Bu şartlarda Biden'ın iç kamuoyunda bir kredi kaybı olur. Bu seçimlere direkt yansımasa da bunu Cumhuriyetçi Parti gelecek dönem ara seçimlerde kullanacak. Ama genele baktığımızda Biden bundan sonraki konuşmalarında da söyledi, tahliyeler sağlıklı yapıldıktan sonra ve tamamen Afganistan'dan çıktıktan sonra, ki belirtiyor, Afganistan bir terör yuvasına dönerse biz müdahale ederiz. Peki nasıl müdahale edecek? Altını çizerek söylüyorum, ufuk ötesi operasyonlarla, ufuk ötesi farklı metotlarla, yani istihbarat ve hava operasyonlarıyla belki bir müdahalesi olabilir. Bilhassa DAEŞ konusunda Biden iki konuşmasında DAEŞ 2, yani ISIS-K dediğimiz bir terimde kullanmıştı, söylemişti. O nedenle DAEŞ'in güçlü yapılanmasına yönelik bazı Amerika'nın uzaktan operasyonları olabilir. Ama onun dışında artık Amerika'nın
çıktıktan sonra tamamen ne kadar kaos olursa, ne kadar terör yuvasına dönerse dönsün, karada artık Amerika'nın Afganistan içinde olması, varlığının olması açıkçası beklenmiyor, ihtimali de yok. Şimdi çok önemli tabii bir bilgiyle, sıcak bilgiyle başladın Ali Çınar. Amerikan medyasına dayandırarak 10 Amerikan askerinin öldüğü bilgisini verdin. Bu önemli bir gelişme. Aslında ufuk ötesi operasyonlar dedin. Şimdi 10 Amerikan askeri resmi olarak açıklanırsa sıcağı sıcağına, yani önümüzdeki 24 saat ya da 48 saatte Amerikan yönetimi bir yanıt verir mi? Amerikan yönetimi kalış süresini uzatmak için acaba bir görüşme yapar mı? Yani olasılıklar şu an itibariyle konuşulan 10 asker ciddi bir rakam çünkü. Şu an itibariyle konuşulan olasılıklar nedir? Açıkçası Biden yönetiminin 24 saat içinde bir askeri operasyonla cevap vermesi zor. Neden zor? Şu anda kimin yaptığı belli değil. Burada yüksek sesle DAEŞ teröristlerinin yaptığı ile ilgili çok olası ihtimaller var. Ama net olarak bir hedef şu anda resmi olarak açıklanmış değil. Aynı şekilde Pentagon son iki haftadır kesinlikle Afganistan içinde, yani aslında havalimanı dışında askeri bir operasyona, sıcak bir temasa girmek istemediğini, büyük riskler olduğunu belirtiyor. Bu şartlarda kimin ne olduğu havalimanı dışında belli olmadığı için ben açıkçası öyle bir ihtimal olacağını tahmin etmiyorum. Belki nokta atışı askeriyenin istihbaratla bir çalışmasıyla olabilir ama canlı bombaların şu anda olduğu Kabil'de bu kaosta saptamak ve Amerika'nın bir aksiyon alması açıkçası çok zor gibi görünüyor. Tabii Biden bugün tahminimce akşamüstüne doğru, daha burada öğlen 2, bir açıklama yapacaktır. Yapmak zorundadır açıkçası Amerikan kamuoyuna. Burada kınama dışında veya diyalog dışında hemen aksiyon alacağız diye ben açıklamasını beklemiyorum açıkçası. 31 Ağustos tarihinin değişmesini bekliyor musun acaba? Ya da konuşuluyor mu? Tabii şu şartlarda, yani bunu Taliban'a bağlı sözü, tahliyelerin tamamının olmasına bağlamasından dolayı 31 Ağustos'u geçebilir. Yani şu kaosta tahliyeler, dündeki rakamlara bakarsak azalma vardı. Çünkü ciddi bir sıkıntı ve tehdit var. Ben açıkçası şu şartlarda uzayacağını tahmin ediyorum. Yani dışarıda bir 500 Amerikalı veya çifte vatandaş 31 Ağustos'tan sonra da kalırsa Amerika yok biz sizi artık kurtaramayız, almayacağız deme lüksü yok. Taliban'la zaten iletişimde. Taliban'a bana 2-3 gün daha ver diyebilir. Hatta 11 Eylül'dü zaten ilk başta çıkma tarihi. Bu 31 Ağustos'un uzama ihtimali çok yüksek açıkçası. Lütfen ayrılmayın Ali Çınar. Abdülkadir Sel ve Hakan Bayrakçı, sorularınız var mı Ali Çınar ya da Ahmet Bey'e? Anlaşıldı zaten. Anlaşıldı. Buyurun Hakan Bey, sizin var mı? Ya ben çok kısa bir yorum yapıp size sizin sorduğunuz biraz önceki soruya katıldığımı ifade etmek istiyorum ve buyurun, sormak istiyorum Ali Bey. Şimdi Ali siz Bey'e dediniz ki, evet Ali Bey'e soracağım ama sizin bir sorunuz vardı biraz önce. Dediniz ki yani bunun menşei bir şekilde Amerika'da, Amerika kaynaklı olabilir mi dediniz. Şimdi olaya baktığımızda şöyle basit düz tahliller yapabiliriz. Bu patlama kimin işine yarıyor? Önümüzdeki yakın gelecek için imkan sağlıyor, kimi sıkıntıya sokuyor. Şimdi bir kere Taliban'ı sıkıntıya sokuyor. Çünkü düzeni sağlayamamak gibi bir sonucu var. Artı kendisi zarar görüyor, Afganlar ölüyor. Amerika'ya baktığımızda bu bombaların patlaması Amerikan askerlerinin ölümünün dışında Amerika'nın çok işine yarar. Çünkü önümüzdeki günler için Amerika'ya en azından şu üç sözü söyleme hakkı verir. Bir, bak ben çıktım, askerlerimin can güvenliği dahil, insanların can güvenliği kalmadı, elimi tutmayın. Bir. İki, biz çıktık, ortalık karıştı, siz bu işi yapamıyorsunuz. Böyle masaya eşit şartlarda gibi oturuyorsunuz ama İnsanlık orada tehlikede gibi. Evet, bunlar düz mantıklar. Sizin de biraz önce sorma nedeninizin bu iki analiz olduğuna eminim Hande Hanım. Ali Bey'e şunu sormak istiyorum.
devletin diyelim birçok Amerika'da farklı kurumlar var ya, ne bileyim CIA ayrı, özel güvenlik ayrı, başkanlık istihbaratı ayrı, Pentagon ayrı. Yani 9 tane benim bildiğim istihbarat gücü var ya da uluslararası gücü var. Bunlardan herhangi birini, yani diğerlerinin haberi de olmadan, hatta başkanlığın bile haberi olmadan, öyle soralım. Hiç ihtimal yok mu? Hande Hanım'ın sorusunu tekrar etmiş olayım. Şimdi burada tabii istihbarat dünyasına girersek çıkamayız ama ağırlıklı olarak istihbarat dünyasında Demokrat kanada yakın, Biden'ı çok destekleyen, hatırlarsanız Trump yönetiminde istihbarattan çok ciddi sızmalar, hatta New York Times'a yazan gizli istihbarat elemanları vardı isimsiz. O nedenle ben bu şartlarda Biden yönetimine zarar verecek bir adımda istihbarat kurumlarının yapacağını zannetmiyorum. Zira zaten sızan haberlerde Biden liderliğinin istihbarat ve dışlarından gelen telgrafları ve bilgiye çok önemsemediği, yani çıkacağız ama Afgan Cumhurbaşkanı bize garanti verdi Kabil düşmez tarzında yanlış kişilere yanlış zamanda güvendiğinden dolayı bir hata olarak ben aslında yorumluyorum. Tabii ki işte Biden'ın zarar görmesini isteyen vardır. Yani sonuçta burada da bir partileşme oluyor devlet kurumları içinde. Ama ben bu riskin açıkçası Biden'a verilmemesi konusuna katılmıyorum. Çünkü kamuoyuna da düştü. İstihbarat bunu Biden'la paylaştığını söyledi. Yani burada en önemli konu, evet Amerika çıkıyor. Şu andaki kaosu da dikkate alırsak. Ama Taliban'ın düşmesi veya başka bir hükümetin gelmesi veya kimlerin şu anda Afgan hükümetinde olması da önemli değil. Amerika çıkıyor, nokta. Yani Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra bakacağı terör yuvasına dönerse ve Amerika Birleşik Devletleri'ne terör tehdidi olursa dışarıdan müdahale etmeye çalışacak, ne kadar edebilirse. Yani burada hedefte kim var derken, zaten Amerika milyarlarca dolar silahı, mühimmatı, helikopterleri bırakarak çıktı. Bunların kimin elinde olduğu da zaten net değil. Yani burada evet. Amerika maddi manevi çok... Ya Ali Çınar, mesela bu hiç sorgulanmıyor mu? O kadar silah kimin eline geçecek? Niye bırakıyorsun bunu? Yani bu çok acayip bir şey değil mi ya? Bunlar sorgulanıyor ama Biden'ın bir şansı, %80 Amerikan medyasının %80'i Biden tarafını ağırlıklı tutuyordu. Ama son olaylarda artık kendisine yakın medyada sert şekilde eleştirmeye başladı. Bu silahlar sorgulanıyor. Hatta bazı helikopterlerin ülke dışına çıktığını da Pentagon itiraf etti. Savunma Bakanı rakam yok bende dedi ama kabul etti. O nedenle yaşanan tamamen plansızlık açıkçası ellerine yüzlerine bulaştırdılar bu Afganistan'dan çıkma işini. Bunu da zaten Biden da, Ulusal Güvenlik Danışmanı da, biz her sorumluluğu kabul ediyoruz diye de aslında itirafta bulundu. Büyük bir açıkçası başarısızlık var. Bu da Biden'ın ilk dış politikasında ciddi karnesine negatif etki yaratacak. Dediğim gibi asker sayısının, can kaybının artacağı bilgisi de geliyor an ve an. Yani bu 10, 11, 15'e de çıkabilir diye bilgi geliyor. Tabii bu sayı daha da artarsa Biden'ın işi daha da zor iç politikada. Şimdi sevgili izleyiciler, önemli şöyle, Kabil'de bir patlama daha oldu. Bunun dışında ancak ne yazık ki nasıl bir patlama, nerede olduğu, bunların hiçbiri şu an için belli değil. Detayları geldikçe sizlere aktaracağız bir. İkincisi, Amerikan medyasına dayanarak Ali Çınar ilk kez duyurdu. 10 Amerikan askerinin bugünkü havaalanı saldırısında hayatını kaybettiği ve biraz evvel de dedi ki daha da artabilir. Hiçbirinizi bırakmıyorum Ahmet Bey ve Ali Bey. Çünkü sıcak gelişmeler oluyor. Ama burada bir konuklarıma kısaca yorum yaptırmak istiyorum. Gayet